Siz duydunuz mu hocam bu stres meselesini? Bir bak, stres, stres kelimesini neye kullanmıyorsunuz diye, yani yeni bir kelime olduğu halde diye sordu bana bir TRT sunucusu dostum, Allah selamet versin. Ben de dedim ki stres dediğiniz gibi yeni bir kelimedir, doğru, ama bakın klasik Türkçe'de buna mukabil terazinin öbür kefesinde neler var? Gam, gussa, kasvet, keder, melal, inkisar, ızdırap, hüzün, kahır, yeis, öfkar, tasa, dert, mihnet, elem, 15. Liste şişmesin diye üzüntü, sıkıntı, kaygı, enduh, küduret, dilhun demiyorum, bakın tevazu ediyorum burada. 15 kelime burada dururken Allah aşkına bunlar benim kullanımıma amade, bunlar benim bin yıldır benimken hepsini unutup stres kelimesi var diye onunla derdimi anlatmaya çalışırsam neticede ben strese girmez miyim Allah aşkına? Şimdi adamın anası vefat etti, stresli. Hava bulutlu, stresli. Tuttuğu takım yenilmiş, stresli. Oy verdiği siyasi parti muhalefette kalmış, stresli. Terk edilmiş, stresli. Yok artık ya. Bu kadar farklı duygu aynı kelimeyle nasıl ifade edilsin? Edileniyor işte. İnsanlar kendini anlatamıyorlar o yüzden. Şunu demek istemiştim. Sözün maksadımı açtı. Aşmasın. Allah Allah. Kendi dilinden bahsediyoruz. Türkçeyi öğreniver bir zahmet, ne olur. Yani ben Türkçe ile aram nedir, nasıldır diye merak ediyorsa herkes kendine baksın. Ben lügata el uzatma noktasında hangi noktadayım, hangi durumdayım? Yani lügata bakıyor muyum? Yılda yılda bir defa bakan yok ya. Olur mu böyle şey canım? Lügatsız hayat mı olur? Kelimelerin manasını lügattan anlarsınız. Lügat eksendir yani. Okumuyorsan tartışmayalım diyor ya adam. Şu aklıma takıldı.